karşı. Şunları yapacaktım müziğe. Arkadaşım sen ne yapıyorsun öyle? Bu ne hal ya? Kostümü gelen provaya böyle mi gelinir? Kuyruğum bile var, neyin vermedi? Arkadaşım ver birinci müziği. Şunları da şeye hadi. Ne demek acaba ya?
bizi biz yapan o kadar çok uçaklı kelime varken neden o? Çok mu fazla bahsettik acaba? Evet, oyunda bundan bahsettik. Oyundan sonra da böyle çarpık çarpık dolaşıyoruz artık. Korkma canım ben. Vallahi yazan hava hoş. O yazıp geçiyor. Oynayarak dikkatleri biz çekeceğiz üstümüze. Fazla sürmez. Tamamlarım oyunu. Okuma provasını alır, hemen sahneye geçersiniz. Vallahi hayat yazana güzel anasın sen. Tamam, Kaan, Can, Ana ve Ata tamam da... Bu noktaya gelmek için bir şey daha lazım. Aşk lazım, aşk! Kime lazım? Sana mı? Bu noktaya gelmek için bir şey daha lazım. Çıkar da cümleden bir şey dahayı, ekle aşkı. Aşkın ne ilgisi var? Ne ilgisi yok? Oyunla nasıl bir bağlantı kurabilirim? Sahi, oyunla ne çıkmış? Üç harfler. Anladın sen onu. Ay ben şimdi anladım. Açık mavi renge, beyazla fırçalanmış bir bulut kümesi, gökten düşecek bir elma kıvamında dolanıyor düşük iki aşığın üstünde. Tavuktu, yumurtaydı derken erteleyip durdukları sözcükler dillerinin üstünden kaydı bir hizaya gelince. Ne oluyor lan? Biliyor musun? Neyi? Şeyi. Genellikle o anda anımsanmayan ad ya da sözcük yerine kullanılan şey mi? Sözlükçe konuşabildiğini öğrenmiş oldum. Başlamak çok zordu. Sait Bak'tan alıntıyla. Bir insanı sevmekle başlıyordu şey. Gel gelin dilin kemikleri kırıktı. Payına da platin madalya düşmüştü o modyo. Sen? Ben? Biz? Siz? Res? Ben! Yok, böyle olmayacak. Nasıl olsun istiyorsun? Joker hakkımı kullanayım. Aman yenge, aman yenge. Acaba hangi Joker hakkını kullanacak? Aşkın neresinden denersek kârdır? Yok artık!
Ya sus! Sus silkelerim seni! Vallahi silkelerim! Görmüyor musun? Sağlıyor! Ha? Buna gözmüşü diyorlar! Sağlı! Bu çocuk hasta derdi canım. Sen de nasılsın? Ben mi? Bırak bir ayağını! Komple çukurdayız! Hala kuyruğu dik tutmaya çalışıyorsun. Ya lütfen de siz başlamayın. Ama senin de işin gücün git vermek. Pardon da doğru kelime olduğunu emin misiniz? Ay ben bunları hep karıştırıyorum. Sen sahip bir içine seçeceğiz. Olur. Gaz vermek, ot kırmak, gaz yapmak, kol kırılır, yenişin içinde kalır, yenişinde kalır. Sen de ama hız yaptın ya. Oo, bu da benim kaderim. Seyirci anlatana kızaramam. Yazarım kulağa, hiç mi çınlamaz? Fazla çınlamıyordur. Belki de duyuyordur. Yazılana kızmak kolay iş. Gam çeken kadere keyiften bile bakarmış. Ne? Özlü sözler için teşekkürler efendim. Ya büyük olan sahneyi kurtarmak. Başka sorulma sen de sahneyi. Ya bence de iyi bir seçenek. Aşk olmazsa nesin nasıl devam edecek? Lafı sakın geveleme aga. Şiir latife hiç bulaşma. Hop! Direkt bir konuya. Ben hep sonuca bakarım. Yumurtam memleketi sorgulamam ya. Aman ne güzel. Dur hadi. Vay 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 vay. Aklınıza bir şey mi kaçtı? Takılıp kaldınız. Ben de akıl fikrini bıraktınız. Aa, niye bırakayım ki aklımı? Siz besleyer misiniz? Kalbim sizin göğüs kafesinizde emaneten atıyor bilmez misiniz? O ses oradan mı geliyor? Açıp kafesi uçururum emanetinizi. Ya bunlar da kendini bir şekerle kavuklu zannet değil mi? Sitem etme güzel, ben sana iftarıyım. Hiç kâne edeme sakın, emrine amadeyim. Ay, bir kere de detone olmadan söylesen şunu. Of, o avlat şurada bir sildiği Osmanlı için her zaman paşa babanın işlesin arkan. Nasıl çocukla tek tek kalpten tek tarihte hayatı dersiniz? Ya şunun şurasında 160 tariflerini anlatacaksınız. Puh, puh atı kesiniz başımıza. Topluyor mu? Mas mas. Buldu. Zaten de bir şey olmaz ya. Konuya girene kadar. Dijital bir dünya, daha şunu dijital yerlerle çözeceğiz. Nasıl yani? Yer dansı mı? Tamlar, konuş çubukları. Çubuk çubuk mu? Ay senin de aklın fikri. oha ama. Arkadaşlar sahnedesiniz. Gerçekten mi? Ay ben de anlamadım nasıl ayrılmışlar. Gerçekten kızı hiç sevmiyordum. Ya ben de seni. Nasıl yani benim mi? Elbette şok şey. Ne diyorsun kızdan? Şey aşk sonunda bir fotoğrafınızı çeker mi? İnsanca koyarak tamam. Bu neydi şimdi? Söylememiş miydin? Yok. Hızlı koşanası. Ya gençlere düşenler ilgili. Ne diyorlar? Onların da derdi. Üç artı belki de. Ne olabilir ki? Ya net olabilir, web olabilir. Ama ne yaptığında çocuk? Unutmayınız ki 18 yaşından küçük herkes çocuk. Alt yazımı yetiştiriyorsun yani. Baş göz etmenin söz bölümüne geçelim şimdi. Nesil dijital yerli olsa da anne babalar nihayetinde dijital göçmen. Biz hazırız. Çok uzun olmasın lütfen. Size çok kısa olsun. Yani. Verdim gitti. Aa. O kadar da değil ha. Bu işler aceleye gelmez derler. Önce gençler tanışacak, bakalım uyum sağlayacaklar mı? Aileler birbirlerini tanıyacaklar. Hem insanlar konuşa konuşa, hayvanlar... Hop. Çağırın. Kim piste mi koşuyor? Sakin biraz. Hep derim. Benim adım at gibidir at. Değilsiniz mi? Valla size ne daha bir yer demeden üst etmeye başladınız. Haklısınız. Oğlunuz ne iş yapar? Kimlerdensiniz? Ayda ne kadar kazanıyorsun? Kimsiz kimsesiz, soysuz soksuz değilsiniz inşallah. Evin, barkın, araban, yazdığın var mı? Ayıl, dayım, Ankara'da tanıdığım var mı? Ya verin gitsin de hayır. Madem gençler birbiriyle yazışıp benzeşmiş, bizi de onlara online yapmak düşer. Ay kızım, seni şimdiden çok özledim. Ay kızım. Bu devirde bile çok hakikaten seni zormuş ya. Aa, durun bakalım nereye gidiyorsunuz? E çıkıyorduk. Ne desek duyuyorsunuz? Aa, dilim sizsiniz duyurmak için sesimi. Ne desek uygun görürsünüz. Benim olmaz. Uzatma bence. Dille başladı bu iyi de vücutta çok fazla şey var üç harfi. Baş, kaş, göz, kol, kas.
Fiş çalışmasına sonra devam edersin. Tabii hay ağzına fişini aksatmamalı. Mutlu bir başlangıca herkes şahit olmalı. Ya evlenmek için iki kişi yetmiyor yazmış. Nasıl yani? Kurup dalan mı? Devirdiğin çamlar yetmedi mi bey? Çam? Evet. Dört başım ama bir başlangıç olmalı. Bir de memur gerekmiyor mu? Yani. O zaman dört baş memur gelsin de tamamlayalım sahneyi. Efendim, evlenmek için yaptığınız başvuru incelenmiş olur. Biraz acele etsek. Daha yeni girdin sahneye. Ballandıra ballandıra giriyorsun ama. Benim de alameti tarifem bu. Yoksa gelin ve damada. Evet dedim, gideyim hemen. Neden olmasın? Neden olsun? Yok yok. Bu sahneyi zilteksten çıkarmam gerekiyor. Aceleci çiftler için bir iki alternatifimiz daha var. Neymiş o alternatif? Adalet Hanım, gelir misiniz? Ooo, bakıyorum da mümkün de almış gelmiş. Anlamadım ki şimdi, eğleniyor muyuz, boşanıyor muyuz? Bunu kafayı duyarmak gibi oldu bu. Biraz kibar olsanız. İzin ver de onu öylesin. Adalet yerini buldu. Teşbihte yerine oturduğuna göre. Bir oni değil miydi hanım? Evet, ne diyorduk? Yaptığınız başvuru incelenmiş olur. Kızım, kaç yaşındasın sen? Ben mi? Evet, sen. Annenin yaşını neden sorayım? Tavsiye etmem. Soruya çok kızar. Evet kızım. Ben heyecandan böyle birden sorunca. Vallahi iyi ki mahkeme salonunda değiliz ha. Doğum tarihin ne kızım? 3 Mart efendim. 3 Mart. Hangi yıl peki? Her yıl. Kızınızın evlenmek için akli melekeleri yerinde mi acaba? Bizim kız birazcık unutkandır da. Ama anne. Aynı halası. Malum kız halaya. Ama hep mutlu günümüzde dalga geçiyorsunuz bizimle. Ne var bazen unutabiliyorum. Kızım unuttuğum bir şeyden örnek verebilir misin bize? Oho. Alay yer incelemesine döndü sahneci. Adalet Hanım. İsterseniz önce ben bir evlendireyim. Siz zamanı evlenip kızını çıkartın, çıkartın boşanın. Ya tükenmeyen bir şey bu çare. Bu nikah merasimi sessiz sedasızlığıyla dursun, tamam mı? Pardon, siz adalete engel mi oluyorsunuz? Adaletin ilerlemesi için engelleri ortadan kaldırıyorum. Demek ortadan kaldırdığınız bir şeyler olduğunu itiraf ediyorsunuz. Adalet Hanım, size yakın zamanda şu soru sorulabilir mi? Bekliyorum soruyu. Saldırganı tarif edebilir misiniz? Size neden zarar vermek istemiş? Ay! Yoksa siz benim İffetime göz mü diktiniz? İffet mi? Neler soruyorsunuz siz yahu? Adalet Hanım, siz evli misiniz? Artık bekarım. Evliliğinizin neden bittiğini merak ettim doğrusu. Ölüm sebebiyle bitti. Öyle mi bitti ki? Bu nasıl saçma bir soru beyefendi? Ben de olmuyorum. Doğru soru, doğru kişi o zaman. Siz resmen sorularda kaydırma yaptınız. Hadi sen çıkınız. Ne var? Of, ben çok sıkıldım. Sahi mi? Beni hiç ciddiye almıyorsun. Sen de resmi evrak okur gibi konuşuyorsun hep. Bak şimdi dalga geçiyorsun. Ya gerçekten mi? Ben annemi özledim. Demek işte içmeyen şeyler var bir şey büyüklerden. Evlendikten sonra çok değişti. Artık ona hiç sevgi göstermiyor. Niye? Ben kolay mı gösteriyorum yani? Artık ona hiç komik de yapmıyorsun. Sanki daha önceden stand up yapıyordun. Artık beni hiç dışarıda çıkarmıyorsun. Ya da seni eve kapattım sanacak. Sanki hayatımızda bir şeyler eksik. Evlenirken her şeyi almıştık hani taksitle. Öyle değil. Nasıl? Ya bir erkek için önemli günleri unutmak dışında en zor anlardan birine şahit olacağız şimdi. Hayatımız anlam katıyor. Taksitleri miyiz? Neşe ve eğlence kaynağı. O da var işte smart özelliklerinde. Mis kokulu. Doğum gününde en sevdiğim parfümü almıştır sanki. Yumuşacık böyle pofuduk. Uyurken de sarılma için bir ayıcık almıştım. Oh bunlar değil. Ne peki? Beni hiç anladım. Aha da başa sardık. Benden bir parça olsa evin her yerinde. Saçlarım mesela. Satın alınamayan türden bir şey. Zaten başka bir şey satın alamayız. Taksitlerimiz var ya. Ve kadın bir yol daha dener. Bu ev iki kişi için biraz büyük değil mi sence? Daha küçük bir eve mi taşınalım? Ama buranın kirası çok uygun değil.
O boş odada ses çıkaran sevimli minik bir canlı olsa... Baştan söyleyeyim, ben evde hayvan beslemek istemiyorum. Son çareye başvurur. Oh! Çok haklısın. Ben çocuk istiyorum, çocuk! Şimdi mi ya? Hayır. 9 ay, 10 gün ama taksitle. O zaman olur. Bu sahne beni çok eskilere götürdü. Evet, geri dönünce çok doğru gelmişiz. Çok farklı bir adamdı sen tanıştığımızda. Sen bana neymişsin? Sen, ben. Anlaşılan bu didişme her durumda var. Bak. Her yaşın ayrı güzelliği. Aynen öyle. Sen hemen konuyu sulandı. Ciddiyetsiz adam. Ya o kadar kıtısın ki. Kulağına hale gelmeyse sulandırmak gerekiyor. Ne yapayım? Bizim zamanımıza diyerek başlayan cümlemi sahip bir gurbet sıkıntısı yaşıyorum. Ben de böyle bir sahnede burada bekleyerek tıbbi görüntüleme teknikleri durumuna düşmek istemem. Anladınız? Anladınız. Başına bir iş açacak gibi bakıyorsun. Hislerinin kuvvetli olduğunu söylemiştim. Keşke sadece hissetseydim. Merak etme. Sonra güzel bir temizlediğini düşün. Düşündükçe ter basıyor. Heyecanlandır. O ne heyecanı? Oh, çok huzursuzsun. Ya hesap yapıyorum şurada. İyi beni. En başında doğru hesaplamış olsaydın. Neyi? Sen kafana takma bunları. Çok geçiyor. Önemli olan bir yolculuk. Bir de saat ne alacağız ya? Alınması gereken bir şey yok, merak etme. Ha, iyi o zaman. Ama bir alışveriş yapacağız şahane. Ya, sen de bir karar ver artık. Kararımı çoktan verdim. Vallahi mı? Karnım acıktı şöyle bir. Turşu olsa ekşi ekşi. Yok artık. Bu kadar canım.
Sana da ayva getireyim mi hayatım? Göçme vakti gene bitmiş gibi oluyor mu kalbim böyle anlarda? Göç edilecek tek yer kendi iç dünyaysa. Kendine iltica edebilir misin? Kendi iç sesine kulak kapat bak, oralı bile olur. Az önce en çok ne yaraladı seni? Açık sözlülük. İlk özellik neden yaraladı? Bir bıçak mesela. Onunla ekmek dilimlersin, elma soyarsın. Sorma. Ana fikrimize gelsek. O bıçağı bir cinayet aletine dönüştüren şey bıçağın kendisi mi? Onu tutan el mi? İşte bütün mesele de bu. Teşekkürler Şekspir. Açık sözlülük neden açıklamak bir ilginç bir sözmesidir? Sen yanlış demişsin evlat. Nereye? Türk dili edebiyatı kürsüsü değil burası. Edebi terminolojiyle anlatamaz zaten yazar. Evet. Edebi terminolojide üç harf bir kelime yok. Neredeyse de 10 tane. Anladıysam ne olayım? Daha ne olursun? Ya yazılışlara ayrı, anlamlara farklı bir dil ile iletişim kurmayalım. Yerden, gönül hür değil. Ben bol, ey halt. Ama sen istersen bunu bir diğerine soru ver ya. Sen de çıktın kürsüye. Ya bak, bir hayatın hikayesi böyle anlatılmaz. Yazarın burada geçtiği dalga, hikayesi hayat olan bir oyun kalem alması. Ben... Ah evladım, senin devre şimdiden bitti. Devre dediğin nedir ki? Belirlenmiş bir zaman dilimi. Oysa beni yapan tuğlalar üstündeki parmak izlerini merak ediyorum. İyi çocuktu oysa. Çok bir yaş almadı hayatlar ama. Yaş almış olmak için yıl mı geçirmiş olmak lazım? Ya, yaşadık. İnsan işte ya. Bugün bunu düşünürken, aklı ya sonraki yıllar ya da önceki yıllar. Sen şimdi bir de buna takıl. İşte harf meselesine takılmasaydı şu yazar insanı. Sonra gülüp geçirebilir. Böyle de hayatta iz bırakmadan unutulan bir an gibi rahat çevrine gitsin değil mi? Ne var bunda? Ne mi olmuş? Kendi kokusuna ve sesine yabancı bir canlıya 1376'lık hazırlı işkence yapar gibi direler saymaya başladım bile. Asıl sana bir şey. Sen de kimsin? Sana bu iş. Etbaz güvenli mi? Kime göre, neye göre? Sen buralarda pek görünmesen iyi olur. Sizin benim sahnemde ne işiniz var ya? Kalıcı bir tarafımız yok ki gelip geçeceğiz valla. Benim daha vaktim var. Benim sizle uğraşacak vaktim yok. Biz de o yüzden buradayız. Kendine baktığını değiştirmek için. Bir tarafın dışlık, yatağın dışlık tarafından bahseder gibi. Ablam, gönlümüz öyle değil mi? Bir an kızsın gökyüzüne inat. Bir bakarsın gök yalılarken çiçek ne maçapsın. Ay kahraladık kahraladık. Ne diyorsun kuzum sen? Yani biz sana bakış açını değiştir demeye gelmişken. Ne ya? Sobunun bakış açındaymış. Ulan ne acısı ne bakışı. Acılarımızın toplamı bakış açımızı belirler. Şimdi de matematik dersine mi geçtik? Neden anlamamakta inat ediyorsun? Yoksa bizim anlatamadığımızı mı düşünüyorsun? İkimiz birden anlatamıyor olamayız herhalde. Çekirmeyin. Dahası bu kadar insanı anlamamış olabilir mi? Kalabalık haklılığın garantimi değildi baba. Biz buraya nereden geldik? Ben ne söyleyecektim? Bu işte. Arkadaşım yanlış sayfayla çıkmışız ya. Hadi canım. Hadi canım, hadi canım. Lan çıkıp bir müsaade ben ya. Bence mantıklı. O zaman bize müsaade. Hay hay, önümüzdeki yıl yine görüşürüz. Birincisi, bu espri yılbaşı günü yapılır. İkincisi ne zaman yapılır bayan? Yok ikincisi. Ya o zaman niye birincisi diye başladın cümleye? Ben bu yılım bir şeyler vaat etmem gerek. Bir nevi kadarsınız ya. Elimden gelen meseleyi anladım. Sen niye geldin oğlum? Mutlu olanlar dışında seni burada görmek isteyen olmaz arkadaşım. Yılda bir arkadaş pek öyle düşünmüyor ama. Ne diyor? Çok eskiden mal için olurken savaşlar. Sonra can için çekilmeye başladı dostlar. Bir ara aşk pembeyle kan kırmızısına boyanmaya başladı. Sen ben kavga
başkası. Siz beni şu olayı alırken. Tüm öflemeye başladı şeytan ateşten kalbi. Yıl yol bilmeden tükenirken sayıhan ellerinde. Gidecek yeri kalmayan satırlar tekrar başladı şıkırda. Ama insan hayatını kıyılacak ufakta sebebi vardı. Takdir ilahi bir adalet peşinde değildi. Bir tecelliye tebelleş. O okula bitti maşallah gürültüsünde. Adına süslü isimler verilen kavgalarda gitti ömür insanoğlu. Can tatlı. Mal yonga. Aşk kifayetsiz. Ben içinde. Nitelikli bir açıklama oldu sanki. Oh, onun için geçmiş. Ama senden geçmiş bir adam, hiç mi kaldı artık? Hayır. Neden inanmıyorum? Vallahi anlatan bile hak verdi size. Ya insanın kendine kulak vermesi ne zormuş. Neden? Kulaktan inanmadı mı duyduklarına? Maalesef. Ah, bakıyorum sahnede. Ne oldu sahneye? Televizyonda bazı seslere veremiyor ya. Anladım. En sonunda kızımız kocası ayva yedi. Ne oldu? Biliyorum, görelim bakalım. Hakikaten ya ayva yedi ne oldu onlara? Ya belki de en iyisi hayata karışmak. Neden? Ya insan kendi hissesi başta tutup susmaz ondan. Hadi oynat o zaman sahneyi de havamızı bulalım. Oynatacağım seni. Süperizdi. Havayı bulup ne yapacağını acaba? Havaya ihtiyacımız mı var? Kalkayım. Ya belki de değil ama seyirciye lazım olabilirsin. Ay! Canım nasıl danar çekti? Çekimli fillerin de bitmiyor bir türlü. Sen de hep gönül ediyorsun ama. 10 dakika arayla az önce dut ve muz istemiştin. Hele can aramızda çatılsın o zaman göreceksin. Doğmadan görmem imkansız zaten. Neden bu kadar gerçekçisin? Sen neden hayalcısın? Hayatı şekil kılmak için. Ya sen? Başka türlüsünü bilmiyorum ki. Birbirimizin yarısı olabilir miyiz? Şimdi de elma istemeyeceksin değil mi benden? Bak bak. Evlilik her aşamada zor. Görüyorsunuz. Birbirinin yarısı olan sadece elma mı? Ben iki yakası olup da bir türlü bir araya gelme. Ekonomiyle ilgili. Ben de senin muhasebecisin sanacak. Bir görüşte anlaşılabiliyor mu? Takımı görmeyle mi? Hayatta bir büveyle meselesi değil mi zaten? Gör, dur, kal, sev. Ye, iz. Neden mi onu açıkça sohbet edemiyoruz? Valla bunu yazana sormak lazım. Bekleme yapma. Beni hala güzel buluyor musun? O da nereden çıktı şimdi? Hamilekten sonra çok kilo aldım. Artık kendimi eskisi kadar güzel bulmuyorum. Eskiden ne kadar güzel buluyordun? Ya burada aslında duyulmak istenen... Benim... Hala güzel olduğunu söylemeni bekliyorum. Aa, ben de tersini söylemedim ki. Düz halinde söylemedim. Söylemeden olmayacak diyorsun yani. Ha zorla söyleyeceksin. Zorla güzellik böyle olmuyor demek ki. Senin gerçekçiliğin germek ve çekmek filminden ibaretmiş. Ya şimdi sen mi yaratıyorsun kendini? Aa, tam bu sırada her şeyi unutturan bir mucize olmalı bence. Ah! Gıpırdadı. Kim ya? Hatta tekmahtı. Gerçekten mi? Can, oğlumuz. Dokun, belki hisseder. Aman, dokunursa avuç içimden mi tanıyacak benim kim olduğumu? Gerçekten sevinmeni bekliyorum. Ya ben yapmacık mıyım ya? Hatırlı bir çay kadar koyusun. Teki boğulmukası mı olsaydı? Biraz candan olsaydı. Candandır aslında. Candan hissedeceksin belki de. Belki de bir dokunuş gerek hayatın ses getirme meraklısı tellerine. Hop hop dur! Dön ve git. Ben... biz şey yapacaktık biz... Ooo edep ya ooo. Ama siz bizi yanlış anladınız. Vallahi gayet doğru anladık. Yanlış topluca yapınca doğru mu oluyor? Doğru olmuyor tabii. Kabul görüyor. Ya görmüyor musun? Biz müzik yapıyoruz. Ha. Tek nota basmadan mı? Az önce kendinizi söylemediniz mi? Neyi? Bıraksak şey yapacaktınız. Ne yapacaktık? Gitar var mı? Bu bayaç esprileri bir kenara bıraksak. Evet ya, ağzından çıktım ki. Duydunuz dilin sesini. Vay anam benim be. Demek dil sesine benzetiyorsun bunu. Bir uyaran etkisi kadar değerli. Size oldukça etkiledi sanki. Valla ağzınızla kulağınızın tanışması bir başkasının kalemine mecbur olmasaydı vay anam. Sinemada Berzak'ın Rusya'da bağlı mıydınız ben? O lazım çıkmış. Sahne her tekanlıdan bana ışık tutmasa olmaz. Ya ne tıkanması? Gayet iyi gidiyorduk. Yok var gitmiyorsun. Gel be aşamıyorsun. Kalkış. Sesli uyarı kabul etsek sikli odadan mı olur?
Sağ ol Tanrım. Dedim, korkuttun bizi. Dil söylesin ne çektiğini. Ben Tuğransız. Baş dik, biz kırık, kel kör kirdi. Üç tunçta sato çal, çapalcada. Kör oldu bir belki ince değil. Gittiğiniz yol toylar bol değil. İster bey olsun, ister yazar, yaptığınız oyun değil. Ya dedem, rüya değil, kabus değil. Nereden beyni aldın sanayım sen? Ya oğlum, onu bırak da sizde bu kıyafet de böyle ya. Ya akşamlar garsonluk yapıyorum, ucuza gelsin de getirdim ya. Allah Allah. Alman doktor. Ha, bir Alman doktor var. Adı Harvey. Arkadaşım, rolünden niye çıkıyorsun? Ne kadar unutursam o kadar yalın hayatım. Gözlerim yakında, sözlerim kısa, ne ayağımda bağ, ne dilimde düğüm. Az konuş, çok düşün, uç kesmesin sinirlerin. Bugün kolay bildiğin, yarın belki değil senin. Unutmadan söyleyin, kaçak bir şunun şurası. Unuttuk diye de bize küsmeyin. Soluk tende oldukça sizin de gibi. Ya diyorsan şu Alman doktorun adını söyle de dedem rahatlasın. Nece ayrılamışsın ya? Ne patavatsın. Vay, benim sandığımda bana artistlik. Senin aynı sandığında durmaz. Durma madem, polis uzakta değil. Şu Alman doktorun adını merak ediyorsun hala. Alois Alzheimer. Söylenecek sözüm çok. Bilen bildiği olsa dokunacak ne çok el var. Değen bir ten olsa. Ne oldu şimdi? Bir nevi kabak. İlla gerek miydi? Sahneyi bitireceği yoktu. Toplumsal mesaj da vermek lazım. Yani yazar ancak böyle mi bağlayabildi oyunu? Sen asıl gör şimdi neler olacak. Ne diyorsun? Can! Söyle bakalım, atadan olma, anadan doğma can. Telsiz yolculuğun son durağında, ilk ağlayışından etrafındaki sevindirdiğin bu hayatta, neler yaşamak göreceğin? Zamanı durdurmayı kim becermiş ki hanım? Bana laf emeli yapma. Kime yapayım hayatım? Kimseye bir şey yapma. Hala çok gelmiyorsun def gibi. Neden acaba? Çok sıktıysa çıkar bence. Annene söyle bunu. Neymiş? Lewis'in kadının üniformasıymış. Ya o değil de o Lofa şerbeti de bayağı iyiymiş. Bence şansın fazla da olacak. O benim için bir kızılcık şerbeti ama. Şerbet üzerinden sunmasıyla meşhur. İğneleme mi yaptın? Ya bak, bu kadar net sormamak diye cevaptan mutlu olmayacağınıza eminseniz bak. Bak, zaten canım burnunda. Aa, düne kadar da karnım burnundaydı. Sinirim tepemdeceğim, anlamıyor musun? Başımın üzerinde yeri var sanki. Ne kadar bunaldığımı görmüyor musun? Mümkün mü? Uzaktan görünen nesneler gibi. Ya o zurnanın zırt dediği yeri bile zıttı. Vay vay vay! Evet. Ne evet? Ne bileyim, vay vaydan sonra bir beklenti oluşturdum da. Şimdiden bıktım ben de. Bak bak. Ya her zaman böyle ters köşeye yatırırlar. Bıkmak mı? Evet. Ben bıkmadım sadece. Sus söyleme. Kendine iki şimdi be. Evlere kadar onca güzel söz. Bir ton var. Çocuk doğurmak için bir ton ikna. Sonra bir de takla. Takla mı sen? Takla hiç atamam ki ya. Ah ben anacığım hiç dinlemedim. Azıcık sanki koca kıtlığı çıkmış gibi hemen evlendim seninle. Sen bir de kulak var mı dinleseydin anneler dinlenmez mi? Sana ben gençliğimi verdim adam. Güzelliğimi heba ettim. Kören de sanayiye çırak verdi sana canım. Yapma lütfen. Yoluna arkadaş, evine hanım, çocuğuna ana, kucağına...
Ah be hanım, ah be hanım. Kendin olsan her şeye yeterdin. Biz ya da sen değil, azıcık ben olsam. Ne yani, seni ve çocuklarını düşünmekle hata mı ettim? Bazen ne söylediğimiz değil de karşıdakinin ne anladığı önemli. Hatırlar mısın? Ne kadar sinir olurdum sana. Hangisi diye düşünüyorum. Haklısın, o kadar çok ki. Ama bak, Can terk etti bizi, birbirimize kopmadı. Kopacak. Bunu yaşarken öğrenme fırsatımız olmadı ki. Sana hep söyledim ama. Evet doğru, fani dünya. Üzmeyelim birbirimizi bunlar için derdini. Sen de üzerine gezin dökülmüş ateş gibi harlardın. Korkun. İş işten geçtikten sonra durum değerlendirmenin faydası varsa. Aman sen de bir alemsin yani. Yazana değil ama izlere faydası olsun diye söylüyorum. Aa bağışlamaya girmeyin. Zamanında kendi olmayı başaramamış faniyle oynuyorsunuz. İyi de izleyici bunu nasıl anlayacak? Neyi nasıl anlayacak? Yani sizin burada olan tiplerin gelecek zamandaki halleri olduğunu nasıl anlayacak? Hı? Hadi bakayım. Senin rolün nedir bu hayatta? Görevin ne senin? Anlatan. Anlat sen de o zaman. Lan yazan yazmasa ben nasıl anlatayım arkadaş? Bütün işi senin omuzuna yüklüyor. Aha bismillah, sen de kimsin? Araba zaten derler bana. Çok fazla sorumluluğu var. Sen de aramazsın sanırım. Oturduğu yerden iş buyurur gibi replik yazıyor. Doğru. Ayaktım yastım. Hem oyuncunun sahnesindeki buyruğu değil midir replikleri? Bu mantıklı. Bir de tutturmuş üç harfler diye. Ya ben de söyledim o kadar. Oynanmış onca oyun. Mütük mütük olmuş onca konu var. Bu kadar kafayı takmamak lazım üç harf diye. Ya bize de yeni soluklar, yeni renkler, yeni şeyler lazım. Hayatın başına bitişik üç harfliyken. Hayatın mihenk taşları gibi farklı olmuşlar kelimeler varken. Neden olmasın? Ama ürkütücü. Ya birazcık. Aşk mı ürkütücü olan? Böl diyor mesela, söv diyor, dövle diyor. Sev diyor sana, say, bil, gör, dur. Hat da diyor. Boş, çüş, dur, bez, küs, yak, kır, döv, kes, bil, seç, suç, sıç. Lan oğlum sizin çocukluğunuz nasıl bir çatı arası ki? Ne bulduysanız atmışsınız ya. Gidin ya. Yürüyün. Allah Allah. Ciddi aynı ama. Söyle bir durum. Bir zor durum. Kime göre, hangi zamana göre? Sınırlamaz, sınırlamaz, bölmez, çarmaz ki o. Bu yanda bize oradan bahsediyorsun sanacak. O, kişi de geçirebilir, biri değil. Madem biri değil, niye meşgul ediyorsunuz sahnemi? Boşa bu bitişme. İnsanın uğrayı geçtirmesi yeni değil. Doğru da değil. Öf, madem teşrif etmiş, ona da dahil edelim sahneye. Gayet iyi olur. Hocam! 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 Hocam nerede? Hocam gelmemiş. Ne demek gelmemiş? Gelmemiş. Kızım oradan bir göndersen olur. Kimi buldur? Bir göndersen baştan baştan. Abi tamam, gel gel. Madem biri değil, boş yere neden meşgul ediyorsunuz sahnemi? Boşa bu didişme, insanın uhrevileştirmesi yeni değil. Doğru da değil. Buraya kadar teşrif etmiş madem. Tamam. Onu da dahil edelim bir sahneye. Gayet iyi olur. Hocam! Hocam! Çok sessiz bıraktık sizi. İnsan evladı nefessiz kalmasın yeter ki. Onu gürleleyip ses yapacak bir dikkat de sahipse eğer dinlendirir bu vaktak size halimi. Demek sizin de nefesiniz kuvvetli. Evet. Hepimizde olduğu gibi bir can yaşatır her alınışında. Ya ben aslında... Aslı dilinde olmalı insanın. Kalbin söylemediğini bil bilmemeli. Neymiş? Kalbin söylemediğini bil bilmemeli. Neymiş? Kalbin söylemediğini bil bilmemeli. Neyse. O sözü ne demiş? Hocam, bir konu fikrine başlamak isterim. Sizin fikrinizi kitabın önüne almayacağınızı bildiğimizden. Hocam, sağlık ölçüde kendi fikirlerinizi bile kullandırmaz. Bence merakınızı giderelim. Elmemiz ve fikrimiz ölçüsünde. Hocam malum şu üç harfi mevzusu. Siz tabi söylemekten imtina ediyorsunuz. Ne olur ne olmaz. Hiçbir şey olmaz. Eminsiniz değil mi hocam? Haklarında bilgi sahibi olduğumuz yüce kaynakta çekindiğiniz cinlerden 29 kez bahsediliyor, yetmiyor.
bir de kendi isimlerini taşıyan cin suresi var. Ve orada da şunu söylüyor. Hocam emin misiniz? Merak etme, ne yaptığını biliyoruz. Sonra başımıza bir iş falan gelmesin ya. Ay doğru, bizde de var yine. Niye başka aklın ahlısı oluyoruz ki? Bu teşhisler hangi söyledi? Çarpılırsınız. Ay hakikaten çarpılacaksınız ama gişede. Arkadaşım, sana verilen dizansen nasıldı? Ya doğrusu çok sinir ve eğlencesizdi. Biraz renklendireyim dedim ya. Ya bu yazan öyle verip oynatmayı bilmiyor muydu? İşin o kısmını bilemeyeceğim yani. Bilmediğin şeyle bu kadar oynamayacaksın o zaman canım. Allah Allah, nasıl anlatıldıysa öyle oyna. Sen nereden geldin ya? Seni kim gönderdi? Bence haklı. Sağlıklı bir akla sahipken neden başka bir aklın ağlısı olasınız? Ya gayet mantıklı hocam, korkmayın. Bir şey olmaz demenizin kaynağı ne ki? Cinlerle ilgili şu ayet yeter sana. De ki, şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim. Bu mudur yani? Bilip duyduklarımız doğru değil mi? Doğruyu ve yanlışı akıl tartar, dal kalkar, kartal kalkar. Yok yok, yeter. Bir kulaktan kulağa oyununda kelimeyi söyleyene değil de kulağınıza söylene uyarsanız... Olacağı budur diyorsunuz. Merakımızı giderdiğimize göre... Acaba her merakı giderebilir mi hoca? Her merakı gidermek bir farkın tamam, haddine değil. Gideremezsin. Bir farkın haddine değildir yani. İyi de haddini bilmek de iyidir hocam. Hak, kelime manasıyla... İnsanın sınırı ve değeri demektir. Kendini geliştiren insan haddinin sınırlarını değiştirir. Keşke herkes haddini bilse. Sen de ne? Hocam, bir şey soracağım. Lütfen sorgulamaktan ve sormaktan asla vazgeçme. Ya sahneyi boş buldunuz, konuşuyorsunuz da konuşuyorsunuz ana. Hocam, tuhaf olacak ama bir neden var. Ama üç harfiye bu kadar zorlamamak lazım. Hani topu sonuçta. Din bir topu değildir, din bir ihtiyaçtır. Kısacası yıkılamayan tek tabu ölümdür. Nasıl bir ihtiyaç o acaba? İnsanın bilimle ya da kendi yetileriyle cevabını ya da yanıtını bulamadığı konulara çözüm. Bir örnek verebilir misiniz hocam? Elbette. Neden varsınız, niçin yaşıyorsunuz ve neden yoksunuz? Sırf bunu cevaplamak için mi var? Elbette hayır. Toplumsal düzeni ayarlamak için de vardır. Toplumsal yaşamı, yasalar ve toplum kurallarıyla birlikte dinle düzenler. Aynen öyle. Söylediklerinin kifayetsiz kaldığı noktalarda din daha belirleyici olur. Yasanın kifayetsiz kalması mümkün mü? Bazı toplumlarda yazık ki mümkün. İnsan özelindeki amacı nedir hocam? İyi, dürüst, yalandan ve riyadan çekilen, can yakmayan, faydalı insanlar yetiştirmek diye özetlenebilir. Özeti bile üç sayfa tutmuş. Sen neyle ama uzatmış. Ya yazan insanı harflere takılırken bunu mu vurgulamak istemiş? Ya arkadaşım, ikinci perde oldu. Hala anlamadın mı? Anlamak olur mu? Rol yapıyorum. Ya gayet de bilmiyordum. Of, şarkıcılar da söylemişti bunun için. Bildiğin cahil yahu. Çıkın gidin sahneden de, tevbe edin. Çıkıyoruz. Sen de git. Hadi al basma. Sana da, senin de sahneyi terk etmen gerekiyor. Tamam, benim de dinlenme ihtiyacım var gençler. Ne yapıyorsun? Bir şey mi arıyorsun? Yok, öyle mi görünüyor? Bir şey mi kaybettin? Belki de bulamadığıma göre. Bu sefer ne arayacağız? Ne o, yardım mı edeceksin? Sen istersin de ben yardım etmez miyim? Etmezsin, bilmez mi? Bence bu eski bilgileri güncelleyebiliriz. Güncelleme falan yok. Hem o neyin sevdiği ifadesizdi. Sen de hemen kestirip atıyorsun. Aa, başım çok ağrıyor. Boşuna uğraşma, bu normal bir işte. Neyse, sen ne arıyordun, tarak? Hayır. Toka? Hayır. Küpe? Hayır. Cam? Bak. Dalga geçmedi, sırası mı şimdi? Önemli misafirler bekliyoruz. Sanki senin çok neden olmasın? İşte öyle görünmüyor. Oradan bakın camı. İstediğin yerden bak. Aynı kapı. Hey hey! Unutmadın değil mi misafirlerin geldiği günü? Sadece o gün yaşanan bizi de unuturumlar. Ne demek şimdi bu? Ya iyi ki el dokunması halı üstüne meyve suyu getiriyorum. Paşa dedem keyizimi çoğunu ta Mısır'dan getirmişti. Mısır'daki nedenden sadece halı biraz kalmasaydı. Ama her misafir geldiğinde ne zarar veriyorlardı. Adam evde tek başına mı tutacak? Oturdum. Evin çocuğun odası olmaz. Ne hikmetse misafir odası vardır.
Ne var burada? Ne güzel, dantelli örtülerle süslemiştim ben odayı. İş ki sadece odaları olsa gelenlerin. Zihinlerimizde de birer misafir odası vardı. Ya biz çok mu çektik bu misafirlerden? Kaç mı çek insan? Misafir bile olamadı kendi evinde. Kendi evinde misafir kadar değer görmemeyi yaşamadın birkaç kuşak. Evin çocuğunun giremediği bir oda düşün. Ama ev kirlenmemeliydi. Evin çocuğunun tadamadığı meyveni yemişler. Ama yemişler bitebilirdi. Televizyonu açılmazdı, koltuğuna oturulmazdı. Televizyon bozulabilirdi. Daha da kötüsü. Daha da kötüsü var yani. Vardır, yapmışız. Sadece misafirler için takınılan bin bir çeşit yüzleri izledik. Böyle çeşit çeşit anne baba maskeleri var. Aa, ne maskesi ya o? Balon falan işte o. Ya öyle deyince kafam karıştı. Sadece misafir karşısında gördüğümüz bir anne ve baba. Ben neysem o olmuşumdur, buna katılmıyorum. Anne başta baba anne. Anlayışlı. Güler yüzlüciler. Yavrum. Misafirler gidince görüşürüz. Amcadan öven. Yavrum, göster bakalım amcadan mandolinini. Nereden baksanız, çelişkiler yumağı. Hadi yavrum, söyle bakayım. Anne, anne. Bana anne deme. Ne desem hanım, hala mı? Kör müsün? Terbiye size bak. Hiç anneye öyle denir mi? Kör müsün? Görmedin mi koca vazoyu? Aa, sen geldin yavrum. Eşek kadar adam oldun ama. Sen benim gözümde hiç büyümezsin ki. Yavrum, arkadaşlarına adil davranmıyorsun. Akşam baban eve gelsin, o zaman görüşürüz. Biz de ne öğrendiysek onları yaşattık çocuklarımıza. Okulun varlıkta babaların, biz mi gittik? Lakırdının kısası makbuldür. Bazı şeyleri yanlış yollardan öğrendiğimiz kesin. İçimi yiyip bitirme tezine çeviren bu çocukluk travmalarına bir çare bulmalıyım. O zaman misafir işin çözümüne göre dağılsak. Öf. Hani bir hayatın hikayesini anlatacaktık o oyun. Ne sandın? Kendi işini yazdın. Neden oyalıyor bizi burada? Kaç saattir? İnceldiği yeri gördün ya, hemen kopartmaya koştursan. Tamam, sus. Sus. Peki, sinircin alsın. Psikolojik deneyler yapıyorum. Sabrınızın kaynama noktasını bulmak için. Ne farkım kalıyor Pavlov'dan ve sizlerine af buyurun. O itten bilmek labirent oluyor, işkence oluyor ömrüme. İşkence ise ana dili olmayan bir ırktı sadece. Bitmine bile ben zürafayım dedirten sorgulamalar yaşadım bilinçaltımın tropikal hayvanat bahçesinde. Of, böyle sabaha kadar oynasak bir insan ölümünü anlatamayız. Sen kime söylüyorsun kuzum? Ortaya, isteyen üstüne alınsın. Valla pulsuz agresif ifadeler ortalık mı oldu? Alınır mı? Kırılmak manasında mı? Hayır canım, ne alaka? Attığın lafın üstüne denk gelip gelmedin mi merak ediyorsun? Geldi mi bari? Hı, geldi. Bak tam burada. Hani bakayım? Heh, manda şeysi gibi duruyor burada. Yazar, oyun, konulara dönmüş. Hepsini üç harfli başlıklar atmış. Ama bir hayat hikayesini sadece üç harfli kelimelerle anlatmak mümkün mü? Yaşayanın ifade etmekte zorlandığı hayatı nasıl sığdırabilirim ki üç harfli kelimelere? Ya bize bunu oyunun süresine sıkıştırmaya çalışmış, şey mi? Kim yaşayacaklarının tamamını bilebilir ki? Ya belki biz var ya, dilimiz döndüğünce devam edelim. Az kaldı ama. Neye? Oyunun bitmesine. Oo, sırada hangi başlık var madem? Oku. Oku mu? Tekste yok ki. Ya öyle değil. Nerede okuyorsun da yok mu? Sahne başlığı oku. Ya. Hani ilk emirdeki oku, yapmadığımız. O oku demek. Sen de bir yerden başla bence. Okumaya mı? 52. sayfada bir şiir oku. 52. sayfada? O zaman bir şarkı patlat. Malum oyunun şarkını türkücüsü rağbet görüyor artık.
Ne oldu, geldik mi? Geldik geldik. Sınav başlıyor bir adam. Mülker ve Nekir mi yoksa? Yok ya, o oku diyorlar galiba. Ben de tam anlayamadım. Ha. Az önce okul yıllarını dedim. Bak sen. Ne günler. Okul çıkışı nasıl da heyecanlı beklerdin beni. Beklemem mi? Seni görebilmenin kaç yolu vardı ki? Yazdığın mektubu babam yakalamıştı da. Akıllı kızdın. Kompozisyon öneri deyip inandırmıştın babanı. Kantin kuyruğunda o kıza tostunu vermeyi unutmuyorum ama. Sanki o tostu böyle düğün pastasını çaprazlamaya yemeye çalışan geri damat gibiyim. Ya okul deyince okul, öğretmen, öğrenci anlamak bize az galiba. Şşş! Çaktırma! Bir kısmını melekledim onunla yazalım başka bir oyununda. Aha ya! Okul deyince kopya çekmemek mümkün mü? İsmin halleri gibi sıralı olmasa da halleri vardır hayatım. Ya bana da bir haller oluyor artık. Hakikaten bana bir haller oluyor. Bir ışık yeterdi aslında. İnsanın tüm organlarını kalkansız bir savaşçıya dönüştürüp hayata atacak. Tünelin sonunda ışık görünmüyor dostum. Üzmeyi gördün mü? Birisi yaralı mı? Üzmeden dedi, olamadı be. Can bu sokalar bahsedip de yolda olan şeyden bahsetmemek olmaz. Yalın haldeyken de, el kaldığında da anlamdan anlama uçuşan bir kelime vardı. Bir kelime vardı ama... Neydi o? Mal! Aklıma doğru. Eşinler, bir evin harcamak pahasına koştuğumuz şey. İşe yaramayan insanlar için de kullanılıyor. Hatta ona ulaşmak için hak bile yiyoruz. Ya sen şu mezara bak arkadaş. Yani mal kelimesine takıl, iyi mi? Aynen, nasıl da takmışsın erişini? Annem bana kendine takmıştı. Haksız da çıkmadı. Tutmayan bir iş gibi oldu erişi. Bir gün olsun hak yemedim. Alın teli değmemiş, bir kazancım olmadı. Hakkını yemek gerek. Hep öyle bir esnaf ve çalışan oldu. Bu bir meziyet değil ki. Alın ben olması gerekeni yaptım. Neden bu kadar çekin gelsin? Bak gün arkadaşlarımın kocalarına. Ne yapsaydım? Ben de emeksiz yemek peşinde mi koşsaydım? Sonra da dert bitmiyor ki. İşe başladım. Aha. Fazla sürmez, ondan da sıkılırsın. Benimkisi sıkılmak değil aslında. Hiç de almaymalık etmiyor yani. Hayırdır, yine teşrif etmişsiniz sahneye? Bizi o çağırdı. Sen anlattın da bir önceki işinden de nasıl ayrıldığını. Elbette. Senin hiç kabahatin yoktur. Canım dinledikten sonra karar versek buna. Elbette. Nasıl isterseniz. Öyle istiyor, görmüyor musun? Şimdi. Mesaisine zamanında gelen, işini seven, işini layıkıyla yapan bir çalışan mı? Örnek çalışan tabii. Öyle. Fakat aradan zaman geçip amirinden böyle ufak isteklerle bulununca işin rengi değişti. Senin iki yüzün birden kara olmuş anlaşılan. Arkadaşım, tekst dışı espri yapmayalım. Pardon, geri alıyorum sözümü. Şimdi, işe başlayalı bir yıl olmuş. Ve amirimden zam istedim. Ay zaten yollarını preserken yetmiyordu ki. Evet. İşte amirim gayet mantıklı yaklaştı. Sana tek bir soru soracağım dedi. Bilemezsen zam yok yani. Hep öyle değilmiş. Neyse. Sayfa oldu arkadaşım, konuya giremedin sen de. Neyse. Dedim ki, Edin'in bir mal sahibi olmaya da kar beklentim yok. Edinilmesine katkıda bulunduğum kapitalden makul bir pay istiyorum sadece. Bana hak verdi, söz de verdi, ama sonra da bunları da koyuverdi ya. Adalet, malın temelidir yani. Öyleymiş. Bildiğin mal beyanında bulunmuş. Kim beyanı vermiş? Yasak kişi sayıyor. Aa, mevcudiyetinizin borçlu olduğunuz kişi biraz saygılı olsanız. Ne yapayım, içimden geçene kayıtsız kalamıyor bile. Hem niye mi? Evlilik ettiğinde bana boş olacakmış ki. Adam seni kaleme almasa aramızda nasıl olacak? Kendi kişiliğimle evet, bir rolle değil. Ay, bu tiplere de bu kadar replik yazılmaz mı canım? Benim beş oyunu oynamak yeter bana. Hani gören de atomu parçalayacaktın da biz engel oldu sanacaktın. Delikanlı, ayıp oluyor lan neymiş lakanlar. Aa, ne ermiş sahibi? Ay madem halinizden memnun değilsiniz, baş rolünüze dönebilirsiniz. Biz o hayatın içindeyiz zaten canım benim.
Ablacı, biz bu rol için böyle anlaşmamıştık. Aa, ne ablası ayol? Anlaşma diyor. Keriz mi sirkeliyorsunuz diyor. Vallahi bir şey söyledi ama ucu kime dokunur bilmem artık. Arkadaşlar, herkesi sahneye alabilir miyiz? Başlıyor ama bir türlü gelmiyor Yusuf'un. Kolay değil elbette. Aydatları bir ödeyemedim. Ne yemek var ne yemeği yok. Hani ruhumu da sana atıyordun kızım? Öyle mi demişim? Ne? Polis de söylüyor. Evdekilerin karnı sanatta doymuyor ama. Tabii geçim sıkıntısı da sanat yapılmıyor değil mi? Sıkıntısından keyif duyulan üç tane şey sayabilir misin bana? Yazandan aşırı da söyle. Bulamadın değil mi? İşte şimdi abi yuttuk. Ben bir şey yutmadım. Sen ne işin alıyorsun hemen? Söyleyin bakayım ne yutmuştunuz? Madem aldın vurguyu, vermek bile rahatla be kızım. Ya amma meraklısınız oynamaya ha? Ablacım ne vurgusu, rol falan değil. Versin haberi, ay kimsenin ameliyeti yok ki. Böyle bir haberi ver. Fragmanı atlayın artık. Ay çatlatmayın insanı. Yumurtayı var. Hadi seni evladım, haber güvercini bile senden daha hızlı. Ya ağzındaki baklavanı bir rahat bıraksana sen artık. Bizim yazarı tımarhaneye atmışlar ya. Hadi canım! Doğru mu bu? Bir yanlışlık olmasın? Yanlış kişi götürmüşlerdir ya. Yanlışlık yanlışlık yok. Baya baya adamı gömlek giyip... Ters giydiriyorlar bir gömleği. Böyle yücretleri takarsan kapıyı sonu bu olur işte. Yazdıklarından belli değil miydi zaten? Hampi başına insan yaşı mı böyle oyun yatmak? Bey abicim, adamın kaleminden ekmek yiyorsunuz ama yahu. Ya kurşun kaleminde kahve kaşar çeviriye helal olsun. Ekmek falan yok ortada. Bir umutla karın doyurmaya çalışıyoruz ya. İşin aslını öğrenmek lazım. Ay işin aslı ortadaydı zaten. Vallahi size kalsa adam çoktan hak etmişti bunu. Biz de haberdar edin öğrenince. Tamam, haber güvercini göndeririz. Cik 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 cik. Sizce bu oyunun sonu mu demek? Adam da akılları yazamamış. Ben öyle duymadım ama. Sana da içini tüyo verdim. Neymiş o tüyo? Oyunun sonunda kendisi çıkacakmış. Ettiklerini de söyle bari. Gerek yok. Ben söylerim diyeceğimi. Usta, tam da biz senden bahsediyorduk yani. Ne de üzüldük ya haberi. Karnından ölüyordun az daha. Bu aşkına bir şey yapamıyorum size. Dert yok ki dert etmeyen için. İyi de siz etmiyor musunuz? Baştan çok ettim. O akla ilk gelen üç harfli kelime meselesinin. Vazgeçtiniz. Sence geçmiş mi? Cevabını bulamadığım bir sorudan nasıl vazgeçilir ki? Geçilmez tabii. Günde kaç kere nefes alıyorsunuz? Kendi kendine konuşuyor. Farkında olmadan yapılan bir eylemin hatırlatılması gibi hayatımızı kuşatan onca üç harfli kelimeyi unutup da aklınız nasıl da takılır o en meşhuruna? Ya adamı sepet deyip götürdüler, hala mükemmelerini. Sayıkladığına göre, belki de bize bir şey anlatıyor. Birinin anlattıklarını kavramak için meriyat ediyor olması mı gerek? Ya da canından mı olmasını bekliyoruz? Öyle sen. Üstad, arkadaşlar fısıldaşıyor ama ben seslendireyim onları ya. Elim kolum bağlı, kulağım değil. Anlat hadi. Şimdi oyna ne çağırdın bizi, yazdın yazdın, verdin elimize teksi. Tövbe tövbe. Daha aramızda oyunu anlayamamış arkadaşlar bile varken. Seyirci nasıl anlayacak? Aslan diyor. Yemeği nerede diyor ayol? Kaç yaşındasın? Her sene değişiyor. Dünyaya gelişini hatırlıyor musun? Orada olmana rağmen anımsayamayacağın bir andır doğum. Ya o zaman neden soruyorsun ki ya? Neden doğdun bilmiyorsun. Dünyaya geldin. Anımsamıyorsun. Üstad, cevabımı beğenmedin yani? Gidiş yoldan puan kırdın. Bence ortamı fazla germeyelim. Lafı fazla uzun etmeye gerek yok. Ne dünyaya gelmekten anladığınız bir şey, ne de hayatta bu yaşa gelene kadar yaşadıklarınızdan. Ot gibi yaşadınız diyorsun. Ya faydalı otlar da var. Mesela çoktan bahsediyorum. Oyunu anlayamayan, sonunu kavrayamayanlarınız var ya aranızda. Ben kendi adıma gayet iyi anladım. Ben faydalı mı biliyorsun? Daha da faydalı. Sonunu bilmediğiniz bir hayatı yaşıyorsunuz. Anlamını bilmediğiniz kelimelerle iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. Sonra da oyuna mı kusur buluyorsunuz? Yusuf, biraz ayıp oluyor mu ya? Ya biz mi dedik illa yazın diye?
ikna demedik de. Bizimki de ekmek parası. Ya sizler aslında yoksanız? Ben uydurduysam sizi korkuyor. Susayım susayım diyorum ama olmayacak. Siz kim oluyorsunuz da bizi uyduruyorsunuz? Sakin ol ama. Sakin olacağım ya. Zihniniz size oyun oynuyorsa. Aslında burada bile değilseniz. Üstad. Sus diyorum. O halde varım ya. Resmen makaraya alıyorum. Öyle söyleme, kurtaracaksın işte. Ya kurtaracaksınız, yürü hadi ya, çıkıyorum ben. Yürü. İşte bakma yürü ya. Bence baya baya gider. Dil kıvrılabilen bir organdır da bağı vardır aklınıza. Öyle her istediğinde oynamaz. Sürçer ama doğruyu söyleyemez. Belki sizler bu salondan içeri hiç girmediniz. Belki bu oyun diye izledikleriniz yazılmadı. Hiç yazılmadı. Belki bu salondan çıkıp gideceğiniz dışarıda bir hayat bile yok. Belki de benim bütün bildiklerim bir yanılsama. Kolları bağlı bir gömlek giymek aklımdan eder mi sizce? Hayatının gerçeği kendi içinde saklı. Ona iyi duyarsın, kendin bilir şaşarsın. Uzak değil aklına, kalbin yakın bir komşu. Onu dinlemezsiniz, oldun hemen nefesi. Gerçek nedir bilemezsin, kime göre neye göre. Yeter artık bu görece, bitsin gözüm şu perde.
Sanayi Bölgesi Tiyatro Kulübü'nün bir büyük başarısına daha tanık olduk. Az önce sahnelenen oyun 18 bölge sanayicimiz ve çalışanları ile tabii ki çok değerli yazarımız ve yönetmenimiz Sayın Hakan Suz'un bir yıla yakın çalışma, sabır ve emeklerinin ürünüdür. Şimdi huzurlarınızda emeği geçen ekibimize teşekkür etmek istiyoruz. Yönetmen yardımcısı İzdi Bayraktutan ve Kübra Sağsöz. Sahne amiri Merve Kutlata. Dekorda Nuh Sökmen. Işık ve müzikte Murat Güven. Yazan ve yönetmen Hakan Suslu. Kendilerine verdikleri emekler için bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın bazıları anlamamış oldu. Ben de onlara da değindik ama sizlerin keyif aldığını umuyorum. Öncelikle bize burada tiyatro yapma imkanı veren İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurumları ve Bölge Müdürlüğü'ne sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim. Arkadaşlarımız bu verilen fırsatı değerlendirip burada 6'dan sonra, yani 18'den sonra tiyatro kapsamında akşamları biliyoruz, provalarımız yapıyoruz. Biraz uzayabiliyor belki zaman içerisinde ama oyunlarımızı çıkartıyoruz. Sadece fabrikalarda dört duvar arasında bir üretim olmadığını organize bölge müdürümüz zaten gösteriyor. Tiyatro topluluğu, sanat müziği korusu, bilmiyorum şu an fotoğrafçılık kulübü var. Yaşayan organize kavramını son derece ortaya koymaya çalışıyor. Bununla da ilgili zaten çalışmalarını geliştirerek, artırarak devam ediyor. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Lütfen tiyatro salonlarını boş bırakmayın. Ya bırakın, bizi bırakın. Beni bırakırsanız ben 3 saate kadar konuşabiliyorum. O yüzden erken bırakıyorum. Thank you.
olsun. Harika ilerçek. Hadi Spartak'a oldu ama. Yok yok, güzel oldu. İyi değil mi? Sıkıntı yok. Ses var mı içeri? Çok güzel. Sesin yalnız. Çünkü ışık biraz.